Haksızlar cezalarını bulsun diyorum. Çünkü bile bile yaptılar bunu. Göz göre göre gelen bir şeydi bu. Bizi bile bile ölüme yolladılar. Göz göre göre arkadaşımız Ayfer Cerrah bunları uyardı. 15 gün önceden bak bunlar kokuyor, kızışıyor, koliler şişiyor dediler. Ama bunların hiç umurunda bile olmadı. Kadına sen deli misin git dediler. Kadını aşağıladılar. Bir de o olmazmış gibi güneşe serdirdiler. Kolilerdekileri kurusun diye. Onları güneşe serdirdi, kurudular. Tekrar kolilere koydurup tekrar depolara koydular. Mallar kızışıyor yani resmen bu kızışıyor. Bunu sana işçin söylüyor. 15 seneden beri kadın orada çalışıyor. Bir şey bilmezse bunu sana söylemez değil mi? Sizi uyarıyor. Neden bu uyarılara neden kulak asmadılar? Neden? Neden kadın onları uyardığı halde niçin? Niçin bunları alıp da başka bir yerde gidip de bir imha yapmadılar? Neden? Neden? Dolu tabii ki dolu. Dolu bütün depolar doluydu. 3 ay boyunca bu pandemi boyunca. Mesela biz kronik rahatsızlığım olduğu için bizi 3 ay izine yolladılar. Sonra 2 ayımız doldu. Tekrar bize dediler ki mal yetişecek. Gemiye mal yetişecek. Gemi boş gitmesin. Bizi çağırdılar tekrar işe. İşbaşı yaptık. İşte bir ay tam bir ay çalıştım. Bir ayın üçüncü günü de bu patlama oldu. Muska yapıyorduk işte 11 çeyrek geçiyordu tam. Zaten hep saate bakıyorduk, devamlı saate bakıyorduk, devamlı saatle iş yapıyorduk. Yani bazen öyle bir zaman oluyordu ki molalarımıza çıkamıyorduk. Molalara çıkmasınlar. İşte şey sayısını çıkaramayan molaya çıkmayacak, yasak. Sayı yapacaksın. Bu sayıyı tamamlaman lazım. Saatte 30 kutu tabak yapacakmışız. Onu da yapıyorduk, bu sefer daha fazlasını istiyorlardı. Yapıyorsun ya, bu 30'u yapan 35'i de yapar. Yani hep böyle, hani bir duran bir sayı yok. Hep yukarı, hep yukarı. Tam işte orada nuskaları dolduruyorduk. O anda böyle bir yaptı böyle bir güm dedi zaten beni. Gümlediği gibi beni şöyle, o çatı komple üstümüze yığıldı. Sandalyemle birlikte beni bayağı bir şöyle 5-6 metre ileriye attı. Kalkamıyorum devamlı güm 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 kalkmaya imkanım yok yani düşünebiliyor musunuz? Habire sizi fırlatıyor. Dedim tamam Suzan buraya kadar dedim. Ondan sonra buraya kadarmış dedim. Başladım selavat getirmeye. Selavat getirdikten sonra içime böyle bir şey geldi. Rabbim bana bir güç verdi. Oradan dört elle sürüne sürüne çıktım. Bata çıka o kafama vura zaten kafam yaralandı, kolumdan yaralandım. Çıktım ama nasıl biliyor musun? Gökyüzünden demirler yağıyor. O patlamaya gün pat 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 tam dışarı çıktım benim olduğum bölüm alev aldı. Zaten o basınç bizi fırlattı. Basınçtan fırlattı. Ondan sonra kapıya çıktım. Birden içerisi alev aldı. Oradan dedim ben kaçayım burası daha çok olacak. Depolara çünkü sıçradı. Oradan fındıklığa kaçtım. Fındıklıkta arkadaşlar dedim kaçın kadın bayanlar dedim. Burası dedim demir yağıyor burada mahvolacağız. Yürüyün. Fındıklıklardan ormana kaçtık. Ormandan çıktık. Bizi bir köylüler geliyordu kurtarmaya. Abla bir şeyiniz var mı? Dedim şu an bizde bir şey yok ama biz yürüyoruz ama. Bir şeyimiz var ama biz ayağımız gidiyor ya biz kaçıyoruz yani. Bizde bir şey yok öyle görüyoruz. Yanımızda arkadaşımızın dizi, gözü, kulağı her yeri kan içindeydi yani. Kan kaybından kadının rengi gittiydi. Biz onu hani yola inip de yatıştırmaya çalışıyorduk arkadaşımızı. İndik yola hemen onu ambulansa koyduk işte. Ondan sonra benim çocuklarım geldi. Beni de aldılar işte hastaneye götürdüler. Kolumdan, kafamdan işte sardılar. Bir şeyler yaptılar. O günden aklımda sadece üzüntü kaldı, stres kaldı, panik kaldı, korku kaldı. Anlık bir şey oluyor, bir şey kütleme oluyor. Ben kaçıyorum, eşim beni zor geçen ufak bir patlama oldu evimizin yanında. Çığlık çığlığa çok büyük korku kaldı. Ben dışarıda malları kurutuyorduk. Yanımdaydı. Yanımdan bir ateş çıktı. Yukarıya ne oluyor demeden kalmadan patladık zaten. Beni ilk patlamada beni fırlatıp atmış. Ben hatırlamıyorum. Beni kaldırdılar. Sonra kolumu tuttum. Sağ omuzum kırılmış. Ondan sonra kolumu tuttum. Gittim Yaşar Bey'i gördüm karşımda. Yaşar Bey malları çok güzel kuruttuk gördünüz mü dedim. Yaşar Bey sonra arkama bir döndüm. Cehennem vardı. Cehennem yanıyordu. Korku vardı. Başka hiçbir şey yoktu yani o gün. Sadece korkumu vardı. Kaçmak, kurtulmak vardı. Başka hiçbir şeyimiz yoktu. Evimde dedim inşaat var dedim. Hani izin istiyorum dedim. O da dedi ki bana hayır izin yok dedi. Ben de üsteleyince dedi ki müdürünüz ne derse o olur dedi. Bana izin vermediler. Dedi Kosova'dan dedi insanlar gelecek dedi. 2 ay dedi izin yaptığına say dedi bana. Bana izin vermediler yani.
Peki abla depolar dolu muydu? Çok doluydu, depolarımız çok doluydu. Hiçbir malzeme dışarı çıkmıyordu yani. Önceden kamyonlarımız geliyordu, yükleniyordu. Şimdi hiç gelmedi. Kosova'nın insanlarını bekliyorlardı o haftası. Pazartesi günü Kosova'dan insanlar gelecek diyordu. Yani ne kadar hızlı, ne kadar kolay çıkarsa onlar için o kadar iyiydi yani.